Gel kanka gel. Batuhan'ın hatasını anlaması lazım. Hadi tamam, çocuğa kötü davranma. Batuhan iyidir, seni de seviyor. Ama kötü davranma. Bak, o kadar sana aşığım diye geldi, tamam mı? Ondan sonra evlenmek istiyorum dedi. Birdenbire sen sorunca hayır dedi. Önceden diyebilirsin, hani ben evliliğe hazır değilim, evlenmeyi düşünüyordum ama kendi içimde çelişiyorum diyebilirdi. Ama ne dedi? Ayça dedi, düğünü yapınca ben yaptım der diye dedi, istemiyorum dedi. Ha, şundan da korkuyor olabilir. Sen diyorsun ya, ben işte kendi otoritemi sağlarım, işte tek başıma iktidar olurum bilmem ne diye. E tabii ki o da dokunur bir erkeğe. Tamam, orada haklı diyelim, eyvallah da yani. Ama bedava düğünü kaçıracak kadar da değil canım. Ama dünkü o konuda sanki hadi evlenelim tamam deseydi, sanki Seda abla hadi çıkın gidin evlenin demeyecekti ki. Sadece denendi o. Yani. Bilmiyorum, Batuhan'ın seninle gerçekten evleneceğini düşünüyor musun peki? Düşünüyordum da dün beni çok %100 değil artık. Şimdi bu erkekler evlilikten korkuyor. Benim de şey dediğime bakma, hani evliliğe hazır değilim bilmem ne diyorum. Tamam, çok hazır hissetmiyorum ama istiyor muyum? Gerçekten istiyorum. Ama karşımdaki insanın korktuğunu görüyorum. Korktuğunu görürsem nasıl birbirimizi hazır hissedebilirim evliliğe? O zaman Batu da korkuyor be Cansa. Evet, bütün erkekler korkuyor. Korkuyorsan şu an. Korkuyorsan niye evlilik istiyorum? Evlilik için korkuları yoktu buraya girince, girdikleri zaman. Ama şu an korku oluşmaya başladı. Çünkü her şey ciddi oldu. Yani iş ciddiye bindi. Aslında daha önce evlenen mesela Murat abi attığı adımlarda daha ciddi adım atabiliyordu önceden. Şu an yaptığı hataları görmezden geliyorum. Ses geldi bilmiyorum da, onu boş ver. Ama hani evliliğin ciddiyetinin farkında gene de. Ne kadar yanlış bir şey de yapmış olsa biliyor evlilik ne. Ama evet, diğerleri herkes bilmiyor evliliğin ne olduğunu. Mesela Tankut farkında, çok yavaş yavaş adım atıyor. O da fazla yavaş ama o da farkında evliliğin ne olduğunu. Çünkü ben de evlilik geçirdim. Diğerleri burada örneklerini gördükçe, bazı sorunlar yaşadıkça farkına varıyor. Çünkü burası evliliğin bir ön provası gibi düşün yani. Bir evin içinde olacaksın. Peki sen bir sürü karakterli insanlar etrafımızda olacak. Hayat bize sınavlar sunacak ve o sınavları, o testleri nasıl geçeceğiz? Batu'da ne gördün dün? Vallahi Batu'da... Ah, Batu'da neler gördüm söylemek bile istemiyorum. Çok kötü. Hastasına kanser teşhisi koymuş doktor gibiyim yani. O kadar vahim. Ne kadar değişti ya. İlk geldiğim andaki Batu yok ortada. Hiçbir ilk zamanki gibi değil. Ben ona aşık olduğumu söyledikten sonra değil, çok değişti Batu'nun. Öyle mi düşünüyorsun? Sen yeter ki sen kısmetse.